Bugün de Polo Smart'ın FS61 Bluetooth hoparlörüyle karşındayım. Yine geçen haftalarda BİM kataloğunda yayınlanan bir ürün ama sadece bir seferlik değil, BİM ara ara getirtip bu ürünü satıyor. Merhabalar, ben Taha, Bay Taha kanalındasın. Bu hoparlörü BİM'den 139 liraya aldım. Yani günümüz piyasasında bir Bluetooth hoparlör için çok ama çok uygun bir fiyat diyebilirim. Hem de ürünün boyutları da bayağı büyük. Zaten o yüzden getirdim metreyi de. Şöyle hızlıca bir kutusunu inceleyerek başlıyorum. Kutusunda ilk dikkatimi çeken şey kutunun patlatılmış olması. Gördüğün gibi bu taraftan açılmış daha önce. Ama buna rağmen üst tarafındaki 3 tane banda zararı vermemeye çalışmışlar. Bu arada ben kutuyu bu hale getirenlerin BİM'e gelen müşteriler olduğunu düşünmüyorum. Yani günahlarını da almak istemem ama galiba BİM'in çalışanları bu ürün neymiş diye açıyorlar, önce bir bakıyorlar. Ondan sonra bir şey olmamış gibi tekrar kapatıp elektronik dolabına koyuyorlar. Tabi burada BİM'in bütün şubelerindeki bütün çalışanlar böyle yapıyor demiyorum ama gördüğüm kadarıyla yapanlar var. Evet, kutuyu incelemeye şu yanından başlıyorum. Burada bazı özellikleri sıralanmış. Doğal bağlantı diyor. Yani iki tane hoparlörü alıp stereo gibi kullanabiliyormuşsun. Ben de bu hoparlörden bir tane olduğu için bunu deneyemeyeceğim ama bu fiyata alınan bir hoparlörde bu özelliği beklemiyordum ben şahsen. Güçlendirilmiş bas diyor. Bunu birazdan göreceğiz. Aslında boyutları güçlendirilmiş bas için oldukça uygun ama çok uygun fiyatlı bir ürün olduğu için ben çok ihtimal vermiyorum. Birazdan ses testi yaparken onu göreceğiz zaten. Bluetooth'un ileri sürümlerinden 5.0 ile geliyormuş. USB bellekten veya micro SD karttan müzik çalabiliyormuş ve 2,5 saate kadar kesintisiz müzik imkanı sunuyormuş. Kutunun diğer yanına baktığımızda burada bir şey yok. Sadece logosunu kullanmışlar ve bir de kutunun arkası var. Arkasında da yine hoparlörün bazı teknik özelliklerine yer verilmiş. Bunların hepsine değineceğim. O zaman sen de hazırsan kutuyu açıyorum artık. Alttaki patlatılan yerden açmayacağım. Üstteki jelatinleri sökeceğim. Evet, kutuyu açtığında direkt hoparlörün kendisi karşılıyor. Onu çıkarıyorum. Hoparlörün bu poşetin içinde olması gerekiyormuş. Niye koyuyorsam. Hoparlörün dışında da kullanım kılavuzu ve ara kablosu var. Ara kablosu micro USB. Şaşırdık mı? Hayır. Şaşırdık mı? Hayır. Kaçırdık mı? Keyifsizi düşürdük mü? Zayıf. Ve tabii ki söylediğim gibi bir kullanım kılavuzu çıkıyor içinden. Ve Polo Smart FS61. FS61. Hoparlör tasarım olarak gördüğün gibi bütün kontrol tuşları üst tarafına yerleştirilmiş. 5 tane kontrol tuşu var ve bunlarda herhangi bir sorun yok gibi. Sadece play pause tuşuna basarken eksi tuşu da içine kaçıyor. Gördün mü? Bu durum kullanımda bir dezavantaj oluşturacak mı onu bilmiyorum, onu da birazdan göreceğiz. Üst yan tarafında dışarıda bir yere asmak istediğin zaman kullanabileceğin bir kulakçık var. Bu da öyle çok sağlam bir şey değil, yani birazcık zorlasan hemen kopacak, elinde kalacakmış gibi bir hissiyat veriyor. Ama başka hiçbir etki olmadan sadece hoparlörü taşır mı? Bir müddet taşır. Kontrol tuşlarının bulunduğu bölgenin hemen arkasında şurada bazı girişler var. Micro SD kart girişi, USB bellek kullanmak istediğin zaman burayı kullanacaksın. Şarj etmek için micro USB şarj girişi var ve bir tane de on off butonumuz var. Dışı böyle kumaşımsı bir malzemeyle kaplanmış ama öyle çok sağlam bir şeymiş gibi görünmüyor. Zaten şuradan kulağa çektiğinde de kumaşın da aslında gelebileceği anlaşılıyor. Ve bu kumaş böyle homojen, düz bir yapıda da değil. Yani bazı yerlerinde şöyle potluklar var. Videoda tam görünüyor mu bilmiyorum. Şişmiş. İçi şişmiş hoparlörün. Bu Bluetooth hoparlörün içinde çift hoparlör olduğu yazıyor. Onlar da muhtemelen bir tanesi şurada, bir tanesi de burada. Zaten üstündeki kumaş da onların şeklini aldığı için belli oluyor. Ayrıca madem hoparlörün bu yüzünden bahsediyoruz, şurada ortada bir Polo Smart logosu var. Böyle siyah dandik bir şekilde yazılmış. Önemli değil, bu hoparlör ucuz, tamam mı? Ben ona bir şey demiyorum. Tamam, ucuz bir malzemeden yazdınız, buraya koydunuz, okey. Lan oğlum, düz yapıştırsanıza. Eğik yapıştırmışlar resmen ya. Hayır, bunun eğik yapıştırılmasının malzemenin ucuzluğuyla bir alakası yok. Ucuz işçi çalıştırmaktan kaynaklanıyor diyelim hadi. Oğlum, işçiye hiç para vermesen bile bunu düz yapıştırır ya. Ben takılırım yani, böyle eğik büyük bir şey gördüğüm zaman çok dayanamam. Bunu da biraz eğik büyük yapıştırmışlar. Eğik büyük. Eğik büyük. Türkçe nasıl bir dil ya? Evet, hoparlörün alt kısmında Polo Smart'tan alışık olduğumuz şu seri numarası var. Bir de markanın modelin yazdığı bir etiket daha yapıştırmışlar. Alt tarafında yumuşak bir yüzey kullanmışlar. Bu da muhtemelen şöyle masanın üstüne koyduğun zaman kolayca kaymasını engellemek için. Yani sert bir plastik olmasındansa böyle daha sağlıklı duruyor. Vurayım mı şöyle birkaç tane? Tamam, kırmayalım, daha sesine bakacağız. Tasarımında bahsetmediğim bir de kutunun üzerinde şurada gösterdiği gibi, yani herhalde şu kısımdan ışık yanıyor. LED var burada. Ne kadar kuvvetli yanıyor, güzel görünüyor mu onu da göreceğiz şimdi. Kutudan bir de micro USB ara kablo çıkmıştı. Bu ara kablonun da bir ucunu hoparlöre bağlıyorsun. Diğer ucunu da bilgisayarına ya da adaptöre bağladığın zaman bu şekilde şarj edebilirsin hoparlörü. Tasarımı şöyle uzaktan baktığın zaman çok da fena değilmiş gibi görünüyor. Ama yakınına girdikçe dandik bir şey olduğunu anlıyorsun. Malzeme kalitesine geldiğimizde ise aslında şurada kullanılan plastik çok da fena değil. Tamam, ucuz bir şey belli ama görüntü ve doku olarak fena değil. Şuradaki kulakçığın hiçbir manası yok. Only bunu zaten aktif kullanırsan bir süre sonra yerinden sökersin diye düşünüyorum. Ama zaten malzeme kalitesi konusunda da böyle efsanevi bir şey bekliyor muydum? Beklemiyordum açıkçası. Tamam, o zaman sen de hazırsan şu hoparlörü açalım artık. Şuradaki on off düğmesini on tarafına getiriyorum.
LED'lere bak yanıyor. 10 tarafına getirmen yeterliymiş. Bir de tek renk de değil, RGB LED yanıyor. Şu anda galiba eşleşecek bir cihaz arıyor diye düşünüyorum. Yani buradaki LED'ler benim beklediğimden daha homojen bir şekilde yanıyor. Tamam, sen madem eşleşecek cihaz arıyorsun, senin cihazını getirelim. Bluetooth'u açıyorum. Burada FS61 olarak gördü direkt. Buna tıklıyorum. Ve eşleştirme tamamlandı, bu kadar. Oğlum bu nasıl ses lan? Çok yüksek oğlum sesi. Durduramadım da heyecanlandım birden. O zaman bu haldeyken şu kontrollerden hızlıca bahsedeyim. Ortadaki tuş play pause işlevi görüyor. Artı tuşuna bir kere basınca sonraki şarkıya geçiyor. Eksi tuşuna bir kere basınca da önceki şarkıya geçiyor. Şurada mod değiştirmek için bir tuş var. Bluetooth bağlantı modundan USB... Only Bluetooth bağlantı modundan USB bellek moduna ya da microSD kart moduna geçebiliyorsun bu tuş sayesinde. Şurada galiba kutuda hani dual bağlantı yazıyordu ya. Başka bir hoparlörle bağlantı kurup stereo çalmak için kullanılan tuş da bu olmalı. Hoparlör telefonla bağlıyken şu microSD kart girişinin yanında mavi led sabit bir şekilde yanıyor. Bluetooth bağlantısını kopardığında da mavi led yanıp sönüyor gördüğün gibi. Bluetooth'u tekrar açtım. Şimdi otomatik olarak bağlanacak. İçeride yanan ledlerin ışıltısı ta buralara kadar geliyor. Bu hoparlörün bir de boyutlarına bakmak istiyorum. Yüksekliği 17,5 santim. Çapı da gördüğün gibi 7,5 santim. Yani öyle çok küçük bir ürün değil. Kanalın ilk haftalarında Piranha'nın şu hoparlörünü incelemiştim. Yani yapı olarak birbirlerine çok benziyorlar. Sadece tepe kısımlarında farklılıklar var. Ama mesela şu kulakçıklar birebir aynı malzeme. Kulakçık savaşı. Üzerindeki kumaş da bana aynı malzeme gibi geldi. Altlarındaki şu yumuşak kısım da aynı malzeme. Yani bunlar sadece tasarım olarak birbirinden ayrılıyor. Bir de Piranha'nın şu etiketini düzgün yapıştırmışlar. Bak düz duruyor. Bunun gibi öyle yampet değil. Şimdi Polo Smart'ın ses performansına bakarken ben sesi bununla karşılaştıracağım. Çünkü fiyat olarak bunlar birbirine yakın. Buna 139 lira dedik. Bu da herhalde 129 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Bir de ses testinin ortalarında bir yerde şu hoparlörle de girerim. Bu hoparlör Xiaomi Mi Outdoor olarak geçiyor. Bunun da incelemesi kanalda mevcut. Gerçekten dengeli ve güzel bir ses performansı var. Bu ikisi arasında çok bir ses farkı olmayabilir ama bununla karşılaştırdığımızda nasıl sesler olduğunu daha net anlayabileceğiz. O zaman vakit kaybetmeden ses testine geçiyorum. Expect nothing less, you check as I'm chest. What's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon. No coming in second, this life is a lesson. He got a new engine from pain, that's a blessing. New focus, no good. Come on and breathe, fast asleep on the scene. Better stand tall, ready for a fight. Believe me, when they drive the chains, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him. Instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race, life is a chase. I don't wanna place, I wanna be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse. Oh! Evet, Polo Smart FS61'in ses performansını sen de dinledin. Eyk büyük. Eyk büyük. Artık bu sese o para verilir mi falan, o karşılaştırmalar senin elinde. Benim şahsi fikrimi soracak olursam bir kere ses seviyesi çok yüksek. O konuda çok okey. Ama kutuda ne yazıyordu? Güçlendirilmiş bas. Güçlendirilmiş bas var mı? Yok. Bas var mı? Yok. Basın B'si var mı? Yani. Yok. Yok. Ayrıca hoparlörün şu kontrollerinde ses açma ve kısma da varmış. Sesi kısmak için şu eksi tuşuna basılı tutuyorsun. Sonra sesi açmak için artı tuşuna basılı tutuyorsun. Ses maksimuma geldiğinde de böyle bir uyarı veriyor. Müzik çalmayı kestiğinde de bir cızırtı vermeye devam ediyor, haberin olsun. Hatta telefonda herhangi bir işlem yaptığında lan acaba bir şey mi çalacak deyip kendini aktif ediyor. O zamanlarda da o cızırtıyı veriyor. Bak şöyle bir cızırtı nasıl yapalım? Duydun mu? Belki duymamışsındır, mikrofona yaklaştırıyorum. Duydun değil mi? Umarım. Yani kısık bir ses. Çok rahatsız edici değil ama mesela bunda müzik dinlemediğin zamanlarda telefona da bağlıyken telefonda böyle kendi kendine başka işlemler yapmak istemezsin. Çünkü muhtemelen bir şey çalmadığın için o sesi sürekli duyarsın. Şimdi bir de hoparlörün şu microSD kart girişini denemek istiyorum. Şu anda hoparlörle telefon birbirine bağlı. Bağlıyken microSD kartı soketine yerleştiriyorum. MicroSD kartı yerleştirir yerleştirmez telefonda olan bağlantısını kopardı ve SD kartın içindeki şarkıları çalmaya başladı. Evet, BİM'den 139 liraya aldığım Polo Smart FS61 Bluetooth hoparlör modelini senin için ayrıntılı bir şekilde incelemeye çalıştım. Şuradaki ledleri de fena görünmüyor aslında. Böyle daha karanlık ortamlarda daha hoş bir görüntü elde edilebilir. Videoyu beğendiysen beğen tuşuna basmayı ve kanala ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olmayı unutma. İzlediğin için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere, ben Kaçar. Savaşabilirim. Gece benim.
boş beyinlere